Merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün size Çin'in en popüler şehir efsanelerinden biri olan 375 numaralı otobüs, diğer bir ismiyle Beijing Ghost Bus ya da Hayalet Otobüs olarak geçen şehir efsanesini anlatacağım. Uzun zamandır bir şehir efsanesi işlemiyorduk bu kanalda. Muhtemelen hemen hepsini tükettiğimiz için olabilir. Ama tabii ki daha anlatmadığım bir sürü şehir efsanesi var ve çok güzel günler bizi bekliyor. Aranızda bizim meşhur hayalet otobüsü yani korkunç mesajlaşmayı merak edenler varsa arkadaşlar, geçtiğimiz haftalarda Twitch'te açtığım bir canlı yayında hayalet otobüsün son ve final bölümünü sizlerle paylaştım. Oldukça da uzun bir bölümdü, yani 30-35 dakikalık bir yazışmaydı. En kısa zamanda düzenleyip YouTube'a da koyacağım diye biteniyorum. Twitch'ten de takip etmeyi unutmayın. 375 numaralı otobüs soğuk bir Kasım gecesinde Pekin'de kaybolan ve iddialara göre kökeni günümüzden çok da uzak olmayan gerçek bir hikayeye dayanan korkunç bir Çin şehir efsanesidir. Aynı zamanda gece yarısı otobüsü veya hayalet otobüs ya da The Bus to the Fairground Hills olarak da bilinir. Bu olay 14 Kasım 1995 tarihinde Pekin'de gerçekleşmiştir. Gece yarısı 375 numaralı otobüs Yuanmingyuan otobüs terminalinden çıkar ve bu gecenin son seferidir. Otobüs erkek bir şoför ve genç bir otobüs görevlisi kadın ile yola koyulur. O gece oldukça soğuktur ve sert bir rüzgar esmektedir. Rüzgarın uğultusu otobüsün camlarındaki boşluklardan içeri sızar ve tiz çığlık sesi benzeri bir sesin otobüsün içinde yankılanmasına neden olur. Otobüs birkaç durak sonra yazlık sarayın yanındaki güney kapısında durur ve kapılar açıldığında içeriye 4 yolcu biner. Yaşlı bir kadın, genç bir çift ve lise öğrencisi genç bir çocuk. Çift ön tarafa, şoförün arkasına, yaşlı kadınla genç çocuk ise otobüsün diğer tarafına kapıların yanına oturur. Otobüs gece boyunca ilerler. Tek duyabildikleri motorun çıkarttığı mekanik ve otobüsün tekerinin yerdeki çakıllara sürtünmesiyle çıkan takırtıdır. Etraf sessizdir. Otobüsün son durağı şehir merkezinden uzak bir bölgedir ve yolda başka hiçbir araç yoktur. Bir süre sonra sürücü yolun kenarında otobüse doğru el sallayan iki gölgemsi figür görür. Şoför bu durumdan hiç memnun kalmaz. Hatta küfretmeye başlar. Çünkü gece çok geç bir saattir ve adamın tek istediği şey yolcuları bir an önce indirip eve gitmektir. Ayrıca şoför ve otobüstekiler hiçliğin ortasında birdenbire beliren bu üç kişiyi gördüklerine de çok şaşırmıştır. Çünkü Kasım ayı bulundukları bölge gece yarısı bu saatte inanılmaz derecede soğuktur. Ve bilindiği kadarıyla etrafta hiç yerleşim yeri yoktur. Ancak yine de otobüs yavaşlayıp durur. Ve kapılar açıldığında otobüse 3 kişi biner. 2 adam aralarına başka bir adamı almış ve onu omuzlarından destekler şekilde kollarıyla taşımaktadır. Ortadaki adam perişan haldedir ve başı eğiktir. Böylece şoför ve otobüsteki görevli kadın da dahil hiç kimse yüzünü görmeyi başaramaz. 2 adam Shang Hanedanlığından kalma geleneksel Çin askeri cübbelerini giymiştir ve yüzleri inanılmaz derecede solgundur. Ten renkleri sanki beyaz gibidir. Otobüsteki diğer yolcular bu durumdan biraz korkar ve sürücü yola devam ederken garip bir şekilde birbirlerine bakarlar. Otobüsteki kadın görevli yolcuların yüzündeki endişeden ne hissettiklerini anlar ve yolculara korkmamaları gerektiği ve bu kişilerin sadece aktör olabileceğini, hatta bu askerlerin belki de sarhoş olabileceğini düşündüğünü söyleyerek telkinde bulunmaya çalışır. Ancak yaşlı kadın pek oralı olmaz, devamlı arkasını dönüp durur ve kafasını çevirerek otobüsün arkasında oturan 3 yabancıya bakar. Otobüsün içinde ürkütücü bir sessizlik vardır. Yolculardan hiçbiri tek kelime etmez. Herkes endişelidir. Dışarıda uğuldayan rüzgar ise tek işittikleri şeydir. 3-4 durak sonra genç çift otobüsten iner. Otobüs şoförü ve kadın görevli ise aralarında konuşmaya, hatta gülüşmeye başlarlar. Yaşlı kadın ise birden endişeyle ayağa fırlar ve önünde oturan çocuğa vurur. Bağırmaya ve büyük bir yaygara koparmaya başlar. Otobüsteki herkese genç çocuğun cüzdanını çaldığını söyler. Genç çocuk ise sinirlenir ve ayağa kalkıp tartışmaya başlar. Cüzdanını çalmadığını, hatta onu hiç görmediğini, sadece gecenin bu saatinde eve gitmek istediğini söyler. Ancak yaşlı kadın ısrarcıdır. Çocuğu yakasından tuttuğu gibi otobüsün içinde ittirir ve bir sonraki durakta
Karakola gitmek için şoförden onları indirmesini ister. Genç çocuğun dil tutulmuştur. Ne yapacağını şaşırır. Otobüs kısa bir süre sonra durur ve yaşlı kadın genç çocuğu yakasından tutup çekiştirerek otobüsten aşağıya kendisiyle birlikte indirir. İkisi de durur ve otobüsün karanlık yolda gidişini izlerler. Ardından yaşlı kadın iç geçirir. Genç çocuk sinirli bir şekilde kadına karakolun nerede olduğunu sorar. Yaşlı kadının verdiği cevap ise çocuğu oldukça şaşırtır. Kadın etrafta bir karakol olmadığını ve otobüsten inerek ikisinin de hayatını kurtardığını belirtir. Çocuk tabii ki şaşırır ve kadına hayatını nasıl kurtarmış olabileceğini sorar. Kadın otobüse sonradan binen garip görünümlü askeri kıyafetler içindeki 3 adamın aslında insan olmadığını söyler ve uzun cübbelerinin altında ayaklarının olmadığını da ekler. Genç çocuk şaşkın bir şekilde yaşlı kadının suratına bakar ve terlemeye başlar. Ne söyleyeceğini bilemez. Hikayeyi de tam olarak inanmak istemez. Gecenin bu saatinde ve bu dondurucu havada kadının kendisini kimsenin olmadığı ıssız yolda otobüsten indirdiği için kızgındır. Yaşlı kadın kısa bir süre sonra polisi arayıp otobüste yaşananları ve otobüs içinde şüpheli bir durum olduğunu onlara anlatır. O gece yola çıkan 375 numaralı otobüs ise hiçbir zaman son durağa varamamıştır. Otobüs içindeki şoför ve kadın görevliyle ortadan kaybolmuş, sanki buharlaşıp yok olmuştur. Polis, otobüs güzergahı da dahil olmak üzere şehrin her tarafında 375 numaralı otobüsü arar. Ancak araçtan da, içindekilerden de hiçbir iz yoktur. Polis ayrıca o gece otobüste inen yaşlı kadını ve genç çocuğu tekrar sorgular. Ancak anlattıkları hikaye karşısında akıl sağlıklarının yerinde olmadığına karar verir ve onları serbest bırakır. Olaydan 2 gün sonra otobüsün son durağı olan Shinkshank'a yaklaşık olarak 100 km uzakta kayıp olan otobüs bulunur. Otobüsün içinde 3 adet çürümüş ceset vardır. Bir tanesi şoföre, diğeri kadın görevliye, üçüncü ceset ise kimliği belirlenemeyen birine aittir. Polis oldukça şaşkındır çünkü bölgeyi daha önce defalarca aramış ancak hiçbir ipucuna rastlayamamışlardır. Raporlara göre otobüs ayrıca o gece ilk duraktan ayrıldığında o kadar yol gidebilecek benzine sahip değildir. Hiçbir yerde durmadan ve benzin takviyesi almadan bu kadar ilerlemiş olması imkansızdır. Rivayete göre ayrıca benzin deposunun içinde de oldukça çok miktarda kan bulunmuştur. Yapılan otopsiler sonrasında cesetlerde de ilginç bir duruma rastlanmıştır. Her ne kadar bu kişiler 2 gündür kayıp olsa da bulunan cesetler inanılmaz derecede çürümüştür. Sadece 2 günde havanın eksi derecelerde olduğu da varsayılırsa bu şekilde bir çürüme olması olağan dışıdır. Ayrıca raporlar bedenlerin en az 2 haftalık olduğunu da doğrulamıştır. Ayrıca cesetlere kasıtlı olarak müdahale edilmediği de kanıtlanmıştır. Diğer bir konu ise polis otobüsün kaybolduğu Mim bölgesi civarındaki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarını sıkı bir şekilde teftiş etmiş ancak ne otobüse ne de içindeki insanlara dair bir ipucuna ya da kayda rastlamıştır. Aslında kameralara yansıyan olağan dışı hiçbir şey yoktur. Peki otobüs görünmeden oraya nasıl gidebilmiştir? Beijing Bus 375 yani 375 numaralı otobüs video başında da söylediğim gibi Çin'in en popüler ve en kafa karıştıran şehir efsanelerinden biridir. Kimileri bütün olayın tamamen bir uydurmadan ibaret olduğunu söylese de bazı kişiler polis raporlarının gerçek olduğunu iddia etmiş ve olayın herhangi bir çözüme kavuşamaması nedeniyle bunların gizlendiğini iddia etmiştir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten 375 numaralı bir otobüs ve ortadan kaybolan 3 tane insan var mıydı? Otobüse binen kişiler kimdi? Ve yaşlı kadın bunları nasıl fark etmişti? Aşağıdaki yorumlara fikirlerinizi eklemeyi lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Videomuzu sonlandırmadan önce yeni kitabım Trenden Önceki Beyaz Ev hakkında da minik bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Yayın evinin özel olarak hazırladığı ve sınır sayıda bulunan sete de, şuradan gördüğünüz sete de aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda ikinci parti olarak imzaladığım kitaplar da bulunuyor. Umarım da çok fazla yok arkadaşlar. Yine aşağıdaki açıklamalar kısmından tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Zaten zaman zaman da diğer sosyal medya hesaplarımdan da paylaşıyorum. Polisiye ağırlıklı bir gerilim hikayesi içinde tabii ki korku ve paranormal bazı olaylar da var. İnanılmaz akıcı ve güzel bir hikaye. Severlerinin gerçekten çok beğeneceğini düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve beni de diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın.
Çok seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bye bye.